62 İstanbul Muhtarı adına teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. 50 bin Türkiye Muhtarı adına teşekkür ediyoruz. Bu zor süreçte hep beraber el ele vererek inşallah atlatacağız duygularıyla. Kaymakamlığımız, valiliğimizce toplu bir iyilik harekatı yürüttük. Güzel, başkanım. Güzel. Elinize sağlık, size de teşekkür ederiz. Yani aslında en örnek bence Ekrem Bey ile Mansur Bey'di, yani bu olaya damgayı vuranlar. Evet. Biz onlardan daha çok örnek aldık. Hani daha çok onları takip ettik. Hangi belediye başkanımız ya da valimiz ya da kaymakamımız hiç fark etmiyor. İyilik konusunda kim katkı veriyorsa, vatandaşın derdine derman oluyorsa bizim için değerlidir. Yani sonuçta vatandaşımızın siyasi görüşü, vatandaşımızın kimliği ya da yaşam tarzı, sonuçta hepsi bizim vatandaşımız. Bizler yani gönüllü neferleriz. Bir mahalle sakinimiz dedik, bir en ufak bir yardım götürdüğümüzde veya yolun açtığımızda o gün bir baba çocuğuna nasıl bir hediye alır, mutlu olur, sevinir. Biz o geceyi böyle muhtar olarak mutlulukta geçiriyoruz. Bizim görevimiz, asli görevimiz budur. Tabii devlet, valilik, kaymakamlık, fon, tek yumruk olduk. Hep birlikte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Allah şükürler olsun. Tabii burada en büyük sıkıntıyı sağlıkçılar çekmiştir. Tabii ki burada sadece bir sezlenişte bulunacağım. Sokaklara çıkıp sadece alkışlamak değil de onlara da daha farklı yönde yardımcı olmalarını devletin isterim tabii ki. Bütün muhtar arkadaşlarım sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştıklarını söylediler. Sadece alkışlamak yetmez diye bir muhtar arkadaşımız da söyledi. Doğru, sadece alkışlamak yetmez. Ama bu arada meclis güzel bir şey yaptı. Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda şikayetler vardı. Sağlık çalışanlarına şikayet vardı. Mecliste oy birliğiyle sağlık çalışanlarının bu talebini karşıladık. Bir kanun çıktı bu konuda. İki, ben daha bu pandemi olayının başında sağlık çalışanlarına bir ayrıcalık tanınmasını istemiştim bir şekliyle. O da büyük ölçüde sağlandı ama orada tam bir adalet gerçekleşmedi. Bazı sağlık çalışanlarına hiç ek ödeme verilmedi, bazılarına verildi. Keşke hepsine verilebilseydi, daha iyi olurdu. Türkiye'nin sağlık çalışanlarının yanında mahallenin bakkalı. Teşekkür etmemiz lazım. Mahallenin bakkalı hepimiz evdeyken gidip bizim adımıza alışveriş yapıp bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. İki, apartman görevlileri, bizim kapıcı dediğimiz apartman görevlileri. Onlar da bizim ihtiyaçlarımızı biz söyledik, listeyi verdik. Karı, koca beraber gittiler, çalıştılar. Bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Onlara da teşekkür etmemiz lazım. Ayrıca kuryeler var. Kuryelere teşekkür etmemiz lazım. Ayrıca güvenlik görevlileri, polisler, zabıta memurları. Bunlar da gerçekten günün 24 saati çalıştılar. Postacılar, onlara da yürekten teşekkür etmemiz lazım. Biz evimizde otururken hem bizim güvenliğimizi sağladılar. Hastaneye gidenlerin hekimler, ebeler, hemşireler, sağlık personeli hep beraber mücadele ettiler. Dolayısıyla bir birlik bütünlük havası içerisinde bu sorunu büyük ölçüde çözmeye çalıştık. Bize Mustafa Kemal Atatürk'ü yanlış anlatıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk iki temel ilke üzerine kendi düşüncelerini anlatmıştır. Birincisi şu: Mustafa Kemal Atatürk der ki, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ne demek? Bayrağımın altında hiç kimsenin gücünü kabul etmem, hiç kimsenin egemenliğini kabul etmem. Bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. Bu siyasi manifestodur. Mustafa Kemal'in, Atatürkçülüğün siyasi manifestosu. Bayrağıma müdahale ettirmem. Bu bayrağımın altında ben özgürce yaşamak istiyorum. Efendim, başka bir gücü de kabul etmiyorum. İkincisi ise ekonomik manifestodur. Der ki Atatürk, savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Yani ekonomik olarak güçlü değilsen, bayrağın da olsa sen birilerine muhtaç hale geliyorsun. Devleti birilerine muhtaç hale getirmemek lazım. Getirirsen devlet bağımsızlığını kaybeder. Ayrışmamak lazım. Kavga etmemek lazım. Bakın, siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur. Siyasette eleştiri olabilir. Muhalefetin görevi zaten adı üstünde, muhalefet. Ne demek?
doğru yanlış yapıyorsa söyleyeceksin, doğru diyorsa evet doğru yapmıştır yani. CHP hep eleştiriyor, hiç öneri getirmiyor. Pandemi sürecinde, ondan öndeki süreçte, daha sonraki süreçte, en son açıkladım 16 maddede hiçbir eleştiri getirmedim. Sorun nasıl çözülebilir diye düşüncelerimizi ifade ettik. O düşünceler, ha, iktidar diyebilir ki ya bu yanlıştır, olabilir. Doğrudur diyebilir, eksiktir diyebilir, şu da olsaydı daha iyi olabilir diyebilir. Ama tümden reddetmek, tümden yani diyelim ki eleştiri, hakaret boyutuna ulaştırmak bunlar doğru değildir. Bunlar Türkiye'de kutuplaşmaya yol açan, kutuplaşmaya bizim ihtiyacımız yok. Kutuplaşmak kadar yanlış bir şey yok. Oturalım, birbirimizi dinleyelim, oturalım bir arada konuşalım. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Demokrasi muhtarlıklardan başlıyor. Çünkü muhtar hiçbir partinin üyesi olmadan ya da hiçbir partinin logosunu kullanmadan, amblemini kullanmadan kendi adıyla çıkar, seçimini yapar, vatandaş gelir seçimini yapar, muhtarını seçer. O açıdan sizin seçimleriniz %100 saf demokrasi seçimidir. Şimdi az önce dediniz ki mahalleyi en iyi bilen muhtardır. Anadolu'da evet. Bir söz var, alanla satan bilir, gelirle yatan bilir. Mahalleyi ve köyü de muhtardan başka bilecek kimse yok. Öyle. Atatürk'ün söylediği muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. 1924'te çıkan köy kanunu o kadar güçlüydü ki bugüne öyle. Kadar hala geldi. Bu da işte o seçilmişliğin gücünden geliyor. Öyle. Sizden ricam, gerçekten mecliste bizi her zaman savunuyorsunuz, söylüyorsunuz ama yani şimdi zaman değil, belki pandemi var. Artık evet. Türkiye'de muhtarlık yasasının değişmesi lazım. İşlevsel, sorun çözücü, yani yerel yönetimler güçlü ama muhtar ayağı zayıftır. Muhtarlar kendi yüreğindeki sevgiyle, dağarcığındaki bilgiyi harmanlayarak hizmet yapıyor. Sizin belediye başkanlarınıza da AK Parti'nin belediye başkanına şahitlik yapıyorum. Bu dönemde gerçekten iyi çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun ama muhtarlarım hiç uyumadı. Kadir Başkan'ın uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini de gayet iyi biliyorum. Onunla ilgili bilgiler de bana geliyor. Bu da çok önemli bir bela aslında bizim gençlerimiz için de, özellikle fakir fukara çocuklarını uyuşturucuya alıştırıyorlar. Bu konuda da bütün muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Ben Kadir muhtarımızın bu konuda verdiği mücadele dolayısıyla da gerçekten yürekten teşekkür ederim. Bütün muhtar arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Önümüzde bayram. Hepinizin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah bayramı bütün Türkiye olarak huzur içinde geçiririz. Kardeşlik daim olur, dostluk daim olur. Birlikte bayrağımızın altında huzur içinde yaşamış oluruz. Her evde bereket olsun, her evde huzur olsun diyorum. Hepinize en içten selamlar, saygılarımı gönderiyorum efendim.